Ergün Diler, Ahtapot. O kadar çok konu var ki hangisinden başlayacağınızı şaşırıyorsunuz. Ama olaylara geniş baktığınız zaman Türkiye'nin merkezinde bulunduğu coğrafyanın önemini anlıyorsunuz. Açalım. Türkiye ile Amerika arasındaki gerginlik tarihte hiç bu kadar zirve yapmamıştı. Bugün NATO, Avrupa Birliği ve bazı Orta Doğu ülkelerinin Türkiye karşıtı adımlarının merkezinde bu gerginlik yatmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'i kendisine bağlamak istiyor. Yeni dünya düzeninde en etkili nokta Akdeniz. Amerika da Akdeniz'de etkili olmak için askeri anlamda adımlar atmak zorunda. Atıyor da. Biz duvar örüyoruz, onlar da aşmak için geliyor. Lübnan'daki karışıklığın nedeni de Amerika'nın o ülke üzerinden Akdeniz'e adım atmak istemesi. Aynı şekilde YPG ile de yürümektedir. Amaç Akdeniz'de var olabilmektir. Akdeniz'de en güçlü ülkelerin başında Türkiye geliyor. Akdeniz'e kıyı uzunluğu 1577 kilometre. Sınırlarının ötesinde KKTC ile de Akdeniz'de güç sahibi. Uçak gemisi gibi. Bunu çok iyi biliyorlar. Pentagon dünyadaki tüm enerji kaynaklarının kontrolünü almaya kararlı. Bu konuda karşısındaki en büyük güç Türkiye. Çünkü Türkiye'nin enerji alanında çok önemli adımları var. Amerika'nın çok özel enerji şirketlerinin araştırmalarına göre enerji alanındaki faaliyetleri askeri adımlarıyla orantılı şekilde ilerlerse 2030 yılında Türkiye dev olacak. Bunları ben değil, Amerikalılar yazıyor, söylüyor, paylaşıyor. Dünyada büyük devlet olmak istiyorsan öncelikli olarak nüfusunun olması gerekiyor. Osmanlı'da yoktu, çöktü. İkinci adım askeri güç, üçüncü adım enerji. Zaten üç şıkka sahipsen gerekli olan finans da senin olur. Türkiye nüfus bakımından çok güçlü. Dünyanın en genç nüfusuna sahip, askeri anlamda dışa bağımlılığı büyük oranda bitirdi. Eğer 2030'da enerji alanında da planlar gerçekleşirse, Türkiye 12 yıl sonra bölgenin en güçlü ülkesi olacak. Bunu bizim dışımızda herkes biliyor ve görüyor. Pentagon da bunun gerçekleşmemesi için NATO'yu devreye soktu. Konu bu. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında NATO vardı. Pentagon destekli tabii. NATO'da görevli her iki subaydan birinin bir daha Türkiye'ye dönmeyecek olmasından bunu anlayabiliriz. Ancak gizli tutulan bir detay daha var. Bize söylemiyorlar. Pentagon 28 üye ülkeye yeni bir ülke daha ekledi. Şaka değil, gerçek. Türkiye'deki darbe girişiminin arkasında olan Türk NATO subaylarından oluşan birim, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü NATO üyesi oldu. Amerika'da 25 subay, Almanya'da 31 subay, Norveç'te 4 subay, Belçika'da 71 subay, İtalya'da 21 subay, Hollanda'da 13 subay NATO'nun yeni üyesi sıfatıyla Pentagon için çalışıyor. Daha önce böyle bir şey yaşanmadı ve bu subayların hala içeriğiyle bağlantıları var. Hepsi NATO'daki haklarına sahip olan eski Türk subayları, Türkiye'nin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nden ayrılması için operasyonlar yapıyor. Son dönemde NATO'daki Türkiye saldırılarının merkezinde bu ekip yer alıyor. Ekibi Pentagon yönetiyor. Bu ekibin hazırladığı 12 farklı Türkiye'yi işgal planı Pentagon'da tartışıldı. 12 özel plan 3'e indirildi. Bu planlar Pentagon'daki özel bir kasada tutuluyor. Pentagon, yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nın çok gizli bir bütçesi vardır. Aslında bu herkesin bildiği bir sırdır. 2018 yılı için gizli operasyonlar bütçesi 130 milyar dolar. Bu rakamın 70 milyar dolarlık bölümü Türkiye'yi işgal için ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri kanadı, Türkiye'nin işgal edilmediği sürece düşman olarak görüleceğini açıklıyor. Bütün bunlar bilmediğimiz gerçek. Dün Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford'un Trump'la olan tartışmasını yazdım. Pentagon Türkiye'yi vurmak istiyor. Neyse, defalarca yazdım. Steve Bannon hala Pentagon için nitelikli ve nicelikli biridir. Onun Türkiye için söylediği İran'dan daha tehlikeli sözleri askeri kanadın en net açıklamasıydı. Görmedik, anlamadık. Türkiye hedefte. S-400 anlaşması nedeniyle NATO'nun elindeki koz daha da güçlendi. Öyle bakıyorlar. S-400 NATO için kabul edilebilecek bir durum değil. Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasını sağlayacak etkenlerden biri S-400 olacak. Önümüzdeki günlerde bunu yaşayacağız. Türkiye kendi gücünü biliyor. Onlar da bizim nelere sahip olduğumuzu. Bu nedenle bin kere düşünüyorlar. Adımları ölçülü ve dikkatli. Bunda kuşku yok.
ama yine de atıyorlar. Fakat yürüyüşlerine rağmen sıkıntıları büyük. Türkiye'de çözemedikleri bir şeylerin olduğunu biliyorlar. Pentagon ahtapot gibi çok kollu ama tek saldırı planlıyor. Amerika'da gizli bir şekilde yürütülen Rıza Sarraf davasını Amerika'nın Türkiye'ye saldırı planından ayrı tutmayın. Amerika'nın Akdeniz'i kendisine bağlamak için attığı adımları da Rıza Sarraf davasının dışında göremezsiniz. Hepsi iç içe, diğerleri de. Pentagon 2018 yılı itibariyle Rıza Sarraf, YPG, Türkiye'deki iç karışıklık ve NATO operasyonları için startı aynı anda verecek. Birkaç günlük bu saldırıdan önce ekonomik ve finans ambargoları başlayacak. Bu net. Net olmayan Amerika'nın Türkiye'nin vereceği cevabı bilememesi. Kimse de bilmiyor. Ancak Pentagon'un derinliklerinde konuşulan bir konu da oldukça enteresan. Dunford'a yakın olan bir ekibin lideri olarak görülen general, bir ülke elinde koz olmadan Amerika ile bu kadar restleşemez. Bu çılgınlıktır. Türkiye sıradan bir devlet değil. 700 yıldır dünyada var olan bir milletin devleti sıradan kararlar alamaz. O nedenle Pentagon'un tarih boyunca en akıllı adım atması gerektiği günlerden geçiyoruz. Sözleri de dikkate alınmalı. Ki onlar almakta. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile Rusya yakınlığını son 100 yıldır kabul etmiyor. Gelecek 100 yılda kabul etmeyecek. Türkiye'nin elindeki koz Rusya bağlantısı olabilir mi? Bu ihtimal dahilindedir. Putin sadece Rusya'nın çıkarlarını düşünür. Her lider gibi. Esad'ın Putin için su damlası kadar değeri yoktur. Rusya için önem taşıdığından Esad'ın yüzüne güler. Aynı şekilde Türkiye, Amerika, İran veya Çin. Putin Rusya'sı için sadece çıkarlar vardır. Eğer Türkiye ile yakınlaşmanın Rusya'ya getirisinin güçlü olacağına inanan bir Putin varsa, o zaman Amerika için sıkıntılı dönem olur. Çünkü Amerika asla Orta Doğu'da Rusya'yı karşısına almaz. Amerika Rusya'ya ambargo uygularken bile Orta Doğu konusunda diyalog hatlarını hep açık tuttu. Trump'ın Rusya ile yakınlığını öne çıkartan güç Amerika'da hala etkili. Rıza Sarraf davasıyla bir anda Trump'ın yakınlarının da ilişkilendirilmesi kimseyi şaşırtmaz. Trump'ın damadı Kushner'in İran karşıtı olduğu biliniyor. Ancak Kushner'in Rıza Sarraf'ın da ortağı olduğu bazı şirketlerle bağlantısı ortaya çıkarsa sonuç ne olur? Gizli gündem bu. Bu konu çok ciddi sonuçları beraberinde getirecek olayların önünü açar. Amerika'da yaşanan süreçte çok ilginç gelişmeler ortaya çıkacak gibi. Hem CIA hem de FBI Amerika'da yaşanabilecek olumsuz gelişmeleri engellemek için ekstra çalışıyor. İstihbarat savaşları nereye dayanır, kimi götürür şu an bilen yok. Zaman hızla akıyor. Bu yıl bitmeden çok ama çok güçlü işaretler göreceğiz. Rıza Sarraf davası için Amerika'nın elinde çok önemli gizli itirafçılar var. Aklınıza gelmeyecek isimler. Ergün Diler, Takvim.